BGEM Akademi'nin sizler için hazırlamış olduğu görsel eğitim setine hoş geldiniz. Bu dersimizde okul rehberlik hizmetleri ve özel eğitim konusunu işleyeceğiz. Okul rehberlik hizmetleri ve özel eğitim konusunun içerisinde önce rehberlik modellerini, arkasından okul rehberlik hizmetlerini, rehberlik türlerini ve son olarak da e, özel eğitim konusunu anlatacağız. Rehberlik modellerini Mesleki yardım süreci olarak rehberlik Parsons modeli, eğitimle kaynaştırılmış model, klinik model, karar vermeye yardımcı model ve son olarak gelişimsel model başlıkları altında inceleyeceğiz. Önce mesleki yardım süreci olarak rehberlik modeli yani Parsons modelinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Frank Parsons 1908'de yaptığı çalışmalarla rehberliğin kurucusu olarak tanınan kişidir. Parsons rehberliğin kurucusu olmakla birlikte rehberlikteki ilk modelinde sahibidir. Parsons rehberliği bir mesleki yardım süreci olarak algılamıştır. Yaptığı çalışmalarda e, endüstriye yönelik e, bireylerin iş ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu noktada verdiği rehberlik hizmetinin üç ana noktası vardır. İlk nokta bireyin tanınması. Bireyin işe yönlendirilmesi için öncelikle niteliklerinin doğru belirlenmesi gerekir. Parsons bu noktada bireyi tanımaya özellikle önem vermiş ve onu tanıyabilmek için çeşitli test ve test dışı teknikler kullanarak bireyin niteliklerini işle ilgili özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışmış. Bunu yaparken aynı zamanda bireylerin meslekleri tanıyabilmesi için onlara kısa süreli eğitimler vermiş ve 1908 şartlarında var olan meslekleri analiz ederek onların meslekleri görmesi için kısa süreli bir eğitimde bulunmuştur. Ve son olarak bireylerin kendi nitelikleriyle meslekler arasındaki ilişkiyi kurmaları ve doğru kararlar vermelerini sağlamaya çalışmıştır. Bu model 1908'de ortaya çıkan bu model hala mesleki rehberlikte doğru bir yöntem olarak günümüzde de kullanılmaktadır. Üç temel noktası bireyin tanınması, mesleklerin tanınması ve doğru kararlar verilmesi için bireylerin yönlendirilmesi üzerine odaklıdır. Bir sonraki modelimiz eğitimle kaynaştırılmış modeldir. Eğitimle kaynaştırılmış model Brewer tarafından ortaya konmuş bir modeldir. Brever, işe yerleştirmek için verilen yardımın gecikmiş bir yardım olduğunu dile getirmiştir. Parsons'ın yaptığı rehberlik hizmetinin çok daha öncelerde verilmesi gerektiğine dair e, kafasındaki fikir yeni bir yaklaşımı ortaya çıkartmıştır. Brever'ın Temel modelinde rehberlik hizmetlerinin okullara girmesi ve ders gibi rehberlik faaliyetlerinin belli zamanlarda planlarda işlenmesi e, odak noktası olarak karşımıza çıkar. Burada rehberlik hizmetleri verilirken belirli ve sınırlı zamanlarda rehberlik hizmetlerinin verilmesi ve rehberlik hizmetlerinin ayrı zamanların ayrılması söz konusudur ve günümüzde okullarımızdaki rehberlik uygulama saatlerinin e, girişi de Braver'ın eğitimle kaynaştırmış modelinin ürünüdür. Bir sonraki model ise klinik modeldir. Klinik model özellik faktör kuramı olarak da tanımlanır ve aslında temellerini Parsons'ın modelinden alır. Burada Williamson Minnesota Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalarla modeli ortaya çıkartmıştır. Burada klinik model ifadesi bizim için anlamlıdır. Çünkü bu model tanı koymak, teşhis koymak, doğru tanılamak üzerine odaklı bir kuramdır. Williamson modelinde bireye psikolojik yardımda bulunabilmesi için önce bireye sorunlarının doğru tanılanması yönünde bir yardım yapılması gerektiğini savunur. Eğer doğru tanılama sorunun doğru teşhisi söz konusu değilse bireye yardım yapılamayacağını iddia eder ve bu yaklaşımın en temel e, bilgilerinden bir tanesi kriz sorun odaklı bir çalışmaya sahip olmasıdır. Ad üzerinde bakınız klinik model hastane mantığıyla çalışır sadece problemli bireylerle ilgilenmek bu modelin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Bireyi tanımak ve kriz üzerine çalışmak ana nokta olunca sağlıklı bireyi tanıma araçları geliştirmek de bu modelin en temel çalışma noktalarından birisi olmuştur. Bu nedenle günümüzde rehberlikte kullandığımız pek çok test ve test dışı tekniğin geliştirilmesinde bu modelin büyük bir rolü vardır. Günümüzde onların geliştirdiği e, birey tanıma araçlarını hala kullanıyoruz. Bu model Klinik model hastane mantığıyla çalışır demiştim. Hastanelerde malumunuz hastaların doğru takip edilebilmesi için sağlıklı kayıt tutulması çok önemli noktalardan bir tanesidir. Bu nedenle de Williamson modelinde bireyin sağlıklı takip edilmesi için e, toplu dosya e, olarak bugün andığımız kayıt işlemlerine çok önem vermiştir. Doğru kayıt tutmanın doğru rehberlik hizmeti vermek için çok önemli olduğunu savunur ve bu yaklaşım günümüzdeki rehberlik sisteminin içerisinde öğrenci gelişim dosyası ya da toplu dosya olarak tanımladığımız araçların girmesine yardımcı olmuştur. Bir sonraki modelimiz karar vermeye yardımcı modeldir. Bu model Katz Haydeman ve Jones tarafından ortaya konmuş bir modeldir. Bu modelde bireye doğru kararlar verebilmesi için rehberlik hizmetlerinin verilmesi savunulmaktadır. Burada karar verme teknikleri bir ders gibi bireye öğretilmelidir. Vurgusu kuramın modelin düzeltiyorum. Ayırt edici noktasıdır. Burada bireyin eğitilmesi, öğretilmesi söz konusudur karar verme süreçlerinde ve bunu yaparken bireyin seçenekleri doğru algılaması için eğitilmesi e, ilk basamak olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra bireyin gereksinimlerle seçenekleri ilişkilendirilmesi yönünde rehberliğe ihtiyacı var bu modele göre ve son olarak da doğru kararlar vermesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakınız Parsons modelindeki gibi bireyi tanıma işleri tanıma ve doğru karar vermeye benzeyen bir yaklaşım burada da var. Burada birey seçenekleri doğru algılama, kendi ihtiyaçlar ihtiyaçlarıyla seçenekler arasındaki ilişkileri kurma ve nihayetinde karar verme üzerine odaklı bir rehberlik hizmetiyle karşılaşmaktadır. Ve son olarak günümüzde kullandığımız gelişimsel modelden bahsedeceğiz. Gelişimsel model Matthews'un tarafından ortaya konmuş bir kuramdır. Bu kuramın en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Burada diğer kuramlardan farklı olarak bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve gelişim görevleri üzerine odaklanır. Bu kurama ilişkin biz pek çok bilgiyi aslında gelişim psikolojisi derslerinde alıyoruz. Her bir gelişim evresinde bireyin sağlıklı büyümesi, sağlıklı gelişebilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı gelişim görevleri var. Bu gelişim görevlerini yerine getiriyor olması bireyin sağlıklı ve mutlu gelişmesi anlamına gelirken bunlar konusunda eksiklikler yaşaması bireyin gelişimsel süreçlerinde problemlerin ortaya çıkması ve bir sonraki gelişim evresinin aksamasıyla sonlanacak bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Gelişimsel model bu gelişimsel görevlerin sağlıklı olarak yerine getirilmesi, bireyin bütünsel ve sağlıklı gelişmesi için ona rehberlik hizmetleri verilmesi gerektiğini savunan bir modeldir. Burada bütünsel bir yaklaşım söz konusudur. Yani bireyin sadece psikolojik ihtiyaçları dikkate alınmaz. Bu noktada hem bedensel hem zihinsel hem de psikososyal gelişim ihtiyaçları yani gelişim görevleri dikkate alınır ve birey bu üç unsur üzerinden gelişimi desteklenecek şekilde rehberlik hizmetleri bireye sunulur. Burada en temel noktalardan bir tanesi şudur ki bu hizmet çağdaş rehberlik hizmettir ve sorun odaklı çalışmaz. Yani rehberliğe ihtiyacı olsun olmasın şeklinde bir ayrım yapılmaz. Bireylerin tamamı geliştiği, tamamı büyüdüğü için hepsine rehberlik hizmetinin verilmesi gerektiği ilkesi üzerinden rehberlik hizmetleri verilir. Şimdi gelişimsel model ve diğer modeller yani biz onların tamamına geleneksel modeller diyoruz. Arasında bir karşılaştırma yapmaya çalışalım. Geleneksel modeller sorun odaklı çalışır. Ama gelişimsel modeller sorun odaklı çalışmaz ve tüm bireylere gelişim görevlerini yerine getirebilecekleri yaşam becerilerini kazandırmaya çalışır. Geleneksel model görev yönelimlidir. Yani tepkisel davranır. Sorunu çözmeye odaklıdır. Bu nedenle sorun olduktan sonra rehberlik hizmetleri karşımıza çıkar. Ama gelişimsel model kapsamlı rehberlik programı dediğimiz ve daha sonra inceleyeceğimiz bir program üzerinden verilir. Program yönelimlidir, hedef yönelimlidir. Dolayısıyla tepkisel değil, öngörüsel ve önleyici bir yaklaşımla rehberlik hizmetlerini sunar. Odak noktası psikolojik danışmandır. Yani uzman odaklıdır geleneksel modeller. Ancak gelişimsel modeller odak noktasını programa aldığı için uzman odaklı çalışmaz, öğretmen odaklı olarak çalışır. Yani gelişimsel modelde daha çok öğrenciyle Fazla vakit geçiren öğretmenin rehberlik hizmeti sunması beklenir. Çünkü öğretmen öğrenciyi okul rehber öğretmenden çok daha fazla görmektedir. Uzmandan daha iyi tanıyabilmekte, daha iyi gözlemleyebilmektedir zaman açısından. Bu nedenle de öğretmen odaklı çalışmalar yürütülür. Geleneksel modelin ana müdahalesi psikolojik danışmadır. Biraz önce de buna benzer bir vurgu yapmıştık. Bu noktada birebir tedavi esaslı bir çalışma söz konusudur. Kriz odaklı çalıştıklarını söylemiştim özellikle klinik modelin. Ancak gelişimsel modelde sınıf ya da daha kalabalık kitlelerle çalışmak odaktır. Bütün öğrencilere ulaşma amacından dolayı. Ve Geleneksel model psikolojik danışma odaklı olduğu için psikolojik danışma süreciyle sınırlıdır. Zaman problemi vardır. Ancak gelişimsel modelde gelişimin sürekliliğinden yola çıkarak sürekliliğine ses olduğunu görüyoruz. Geleneksel model öğretim ve yönetim boyutlarıyla tam bir bütünleşme sağlayamamıştır. Uzman odaklı olduğu için öğretim süreçleriyle yakınlaşması, onlarla işbirliği içine girmesi kolay olmamaktadır. Ancak gelişimsel modelde öğretmen odaklı ve hedef yönelimli bir süreç olduğu için rehberliğin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu karşımıza çıkar. Geleneksel modelde daha çok bilgi ve yönetme ağırlığı söz konusudur. Ancak gelişimsel modelde bireyin tüm yönleriyle sağlıklı gelişimi hedeflenir. Sağlıklı değerlendirme geleneksel modelde sınırlıdır. Çünkü sadece problem odaklı çalışılır. Ancak gelişimsel modelde bir program odağı, program yönelim olduğu için değerlendirme çok fazla önem taşır. Burada gelişimsel süreçler dikkatli incelenir. Psikolojik danışma kuramları temel alınmıştır geleneksel modelde. Ancak gelişimsel modelde gelişim kuramları temel alınmıştır. Bireyin gelişimsel özelliklerini tanımlayabilmek adına ve Geleneksel modelde profesyonel müdahale vardır. Çünkü psikolojik danışma odaklı bir yaklaşımdır. Fakat gelişimsel modelde profesyonel hizmet söz konusudur. Bireyin bütünsel gelişimini sağlamak maksadıyla. Evet. Buna ilişkin çok yakın zamanda KPSS'de aldığımız bir sorudan hemen örnek verebiliriz. Malumunuz ÖABT oldukça yeni bir kavram. Bu nedenle de o sorulara ulaşmamız çok mümkün olmuyor ve biz KPSS'de çıkan sorulardan örnekleri rahatlıkla verebiliyoruz. Çünkü çok benzer tarzlarda sorular çıktığını e, gördük ve görmeye de devam edeceğiz. 2013 KPSS'de 74. rehberlik sorusu olarak karşımıza çıktı. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki e, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır sorusu bakınız. Son model olan gelişimsel rehberlik modelinden bir soru karşımıza çıkmış durumda. İhtiyaçlara yöneliktir. Evet doğru mudur bu ifade doğrudur çünkü gelişimsel ihtiyaçları ön plana aldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğru. Biz ne arıyoruz? Yanlışı arıyoruz. Kriz odaklıdır. Hemen buraya bir soru işareti koyalım. Çünkü gelişimsel modelin kriz odaklı olmadığını biliyoruz. Geleneksel modeller kriz odaklıdır. Diğer seçeneklere bakalım. Amaç yönelimlidir. Evet, amaca, hedefe yönelimli olduğunu biliyoruz. Yaratıcı ve esnektir. Gelişimsel süreçler farklılaştıkça rehberlik hizmetleri farklılaşır. Bu nedenle yaratıcı ve esnektir. Öğretimle kaynaştırılmıştır. Bu konuyu da biraz önce vurgulamıştık. Dolayısıyla doğru cevabımız kriz odaklı olması yönündeki bu hatalı ifadedir. Yanlış ifade B seçeneğinde karşımıza çıkmaktadır. Evet yeni konu olarak rehberlik hizmet alanlarından bahsedelim. Bu modeller zaman içerisinde rehberliğin çeşitli şekillerde evrilmesini sağlamış ve günümüzde karşımızda duran farklı rehberlik hizmetlerin oluşumuna kaynak e, teşkil etmiştir. Rehberlik hizmet alanları Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin ne olduğunu anlamamız için inceleyeceğimiz bir konu olarak karşımıza çıkar. Burada rehberlik hizmet alanlarının birkaç özelliğine değinmek istiyorum. Bunlardan ilki rehberlik hizmetlerinin birbiriyle girişik bir yapısının olmasıdır. Bir hizmet diğer hizmeti etkiler birbirleriyle ilişkili bir yapıya sahiptir. Bir hizmeti verirken birden fazla amaca da yönelmiş olabilirsiniz bu noktada. Biraz sonra ayrıntılarına girmekle birlikte bireyi tanıma hizmeti verirken aynı zamanda siz Yöneltme yerleştirme hizmeti de veriyor olabilirsiniz. Çünkü bunlar birbirinin içine girmiş hizmetlerdir. Birbirini içeren hizmetlerdir. Bu hizmetlerin bir kısmını biz doğrudan öğrenciye sunulan hizmetler, bir kısmını ise dolaylı olarak öğrenciye sunulan hizmetler olmak üzere inceleyeceğiz. Hangileri doğrudan öğrenciye sunulan hizmetlerdir? Bireyi tanıma, oryantasyon, bilgi toplama yayma, yöneltme yerleştirme, izlemenin iki boyutu vardır. Hem doğrudan hem dolaylı tarafı vardır sevk refere hizmeti doğrudan öğrenciye sunduğumuz hizmetlerdir. Okul rehberlik programı hazırlama, çevre ile ilişkiler, müşavirlik, araştırma değerlendirme hizmetleri ise dolaylı olarak öğrenciye sunduğumuz hizmetler olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu hizmet alanlarını tek tek incelemeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk hizmetimiz birey tanıma hizmeti. Bu hizmet rehberliğin en temel hizmetlerinden bir tanesidir ve en bağlayıcı hizmetlerden bir tanesidir. Bireyi tanım hizmetini vermeden diğer hizmetlerin sağlıklı olarak yürütülmesi olası değildir. Öncelikle şöyle bir tanımlayalım. Bireyin kendini tanımasını, sahip olduğu görünür ya da gizil güçlerini fark etmesini sağlamaya yönelik çalışmalar içeren hizmet alanı birey tanım olarak tanımlanıyor. Burada bakınız bir görünür e, ee, niteliklerden bahsediyoruz. Bir de gizil niteliklerden bahsediyoruz. Gizil nitelikler bireyin kendisinin farkına varamadığı niteliklerdir. Bunları da çeşitli e, birey tanıma araçlarıyla ortaya çıkarma gayretimiz vardır. Peki birey tanımada kullandığımız tekniklerin ya da daha geniş bir çerçeveden bakarsak birey tanımanın temel amacı, esas amacı nedir? Bunu bir değerlendirelim. Birey tanımanın en temel amacı bireyin kendisini tanımasını sağlamaktır. Bu birçok kez karşımıza KPSS'de soru olarak çıkmış bir kavramdır. Hedef bireyin kendisini tanımasıdır. Biz rehber öğretmenler olarak öğrencilere rehberlik hizmeti vermek adına onları tanımakla mükellefiz. Onları tanımadan doğru yönlendirmeler, sağlıklı rehberlik hizmetleri sunamayız. Fakat birey biliyorsunuz kendi kararlarını vermek, kendi çalışmalarını yönlendirmek, kendi yaşam becerilerini kazanmak zorundadır. Bu nedenle bizde önemli olan bireyin kendisini tanımasını sağlamaktır. Kendi kararlarını, kendi yaşam becerilerini doğru organize edebilmesi için bu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Kendi nitelikler hakkında farkındalık geliştirerek doğru kararlar vermesini sağlamak, zorluklarla başa çıkma ve yeni durumlara uyum sağlama gücünü, ...geliştirmesini sağlamak için de e, birey tanıma hizmetleri öğrenciye sunulacaktır. Ve buna ilişkin e, bir soru örneği daha karşımıza çıkıyor. Yine 2013 yılından bir soru. Aşağıdakilerden hangisi birey tanıma faaliyetleri içinde yer alır diye sorulmuş. Bu hizmetlerden hangisinin birey tanıma ile ilişkili olduğuna bakacağız. Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacak sosyal etkinlikler düzenlemek. Bakınız bireyin kendisini tanıması, kendi niteliklerini keşfetmesi... Biraz önce vurguladığımız noktalardan bir tanesi. Bu noktada bu bireyi tanıma faaliyetleri içerisinde yer alabilir. Dursun. Son kararımızı ne yapıyoruz? Bütün seçenekleri değerlendirdikten sonra veriyoruz. Biliyorsunuz sınavlarda soru son seçeneğin noktası görüldükten sonra bitmiştir. Erken kararlar verilmemelidir. Olumsuz öğretmen davranışlarını değiştirmek amacıyla öğretmenlere yönelik seminerler düzenlemek bu bir Müşavirlik faaliyettir dolayısıyla birey tanıma içerisinde yer almaz. Psikolojik danışma süreci tamamlandıktan sonra öğrencinin yaşantısındaki değişikli, değişikliklerin bilinmesine yönelik çalışmalar yapmak bu bir izleme faaliyettir. Bu konu içerisinde değerlendiremeyiz. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve diğer özellikleri doğrultusunda bir eğitim programının seçmelerini sağlamak bu bir yöneltme faaliyettir. Evde öğrenciyi olumsuz olarak etkileyen şartları olumluya çevirmek amacıyla veriyle görüşmek yine bir müşavirlik faaliyettir. Dolayısıyla doğru cevabımızın A olduğu son seçeneği okuduğumuzda net olarak ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste rehberlik hizmetlerini kaldığımız yerden işlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.